bilen insanım. Şu anda yanlışın içinde olan milyonlarca insan var. Haram, helal, hepsini birbirine katan insanlar var. Allah bu insanları ıslah etsin. Öyle bir devirden geçiyoruz ki size yemin ediyorum Mustafa Kemal yalnız Türkiye'yi kurtarmayacak. Bütün dünyayı kurtaracak. O Allah tarafından gönderilmiş özel biridir. Ve ondan sonra diyecekler ki ya siz bunları nereden buldunuz? O zaman çıkıp açıklayacağız biliyor musunuz? Bu Mustafa Kemal'in bize bırakmış olduğu vasiyetten bulduk diyeceğiz. Biz Mustafa Kemal'i tanımıyoruz. 19 Mayıs Mustafa Kemal'i anma değil. 19 Mayıs Mustafa Kemal'i anlayabilme. Onu düşünüp ondaki evren sırrını bulabilmedir. İstikbal göklerdedir diyor. Ne olacak göklerde? Uçak mı yapacaksın? Değil. İnsanoğlu artık evrene açılacak kapıyı açtı. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü bu dünya belli bir seviyeye geldi. Artık bizim uzaya dağılmamız lazım. Kendi arabanla atmosferin dışına çıkacaksın. Şimdi bir küçücük bir tonluk, 1,5 tonluk bir telefon şeyini atmak için peyk diyoruz ona. İşte uzay şey diyoruz. 3 milyon ton petrol gidiyor biliyor musunuz? 3 milyon ton. Ve bilmem kaç milyar dolar da para gidiyor. Halbuki sen yarın kapındaki arabayla evrenin sonsuzluğuna kadar çıkabileceksin. Dünya artık çözülüyor. Bu dünya çözüldükten sonra bu dünyanın harfini çözecek insanlar. Onlardan biri Mustafa Kemal. Mustafa Kemal üzerinde tezler yazılacak. Üzerinde milyonlarca insanın düşüneceği bir zattır. Mustafa Kemal lalet bir insan değil. Yemin ediyorum ben Mustafa Kemal